Durun bir dakika. Merhaba, ben Esra. ÇMO İstanbul Şube Öğrenci Komisyonu Öğrenci Söyleşi'nin ikincisine hoş geldiniz. ÇMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu'na Raşit Fırat Deniz bize Kanal İstanbul hakkında bilgi verecek. Hoş geldin Raşit. Öncelikle nasılsınız? Bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, umarım siz de iyisinizdir. Ben Raşit Fırat Deniz, çevre mühendisiyim. Çevre mühendisliği odası İstanbul Şube'nin bu dönemki yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda 2 dönemdir de Kanal İstanbul Çalışma Grubu'nda yer alıyorum. Teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz. O zaman ben ilk soruya geçiş yapayım. Kanal İstanbul'un Tabii. kronolojik sürecinden ve projeden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii. Ya Kanal İstanbul projesi hayatımıza ilk ne zaman girdi dersek aslında tarihler 27 Nisan 2011'i gösterdiğinde girdi. 27 Nisan 2011 tarihinde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan parti meclisinde grup konuşmasında çılgın projeyi açıkladı. Çılgın proje ismini kendisi niteledi. Ancak biz projeyi incelediğimizde gerçekten de çılgınlık olarak görülebilecek bir proje olduğunu fark ettik. 27 Nisan 2011'de hayatımıza girmesiyle Kanal İstanbul projesi bazı zamanlar gündeme geldi, bazı zamanlar gündemden düştü. Gündeme gelişini de, gündemden düşmesini de hep iktidar belirledi. Bunla ilgili önemli tarihlerden bahsedecek olursak, 9 Ağustos 2012'de Çevre Şehircilik Bakanlığı bazı alanlardaki projelerde etkilendirildi. Bu bazı alanlar tanımını açtığım zaman Kanal İstanbul'la ilgili yapılacak projede ve Kanal İstanbul projesinin kendisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirildi. 4 Ekim 2013'te rezerv yapı alanını değişti, sınırları değiştirildi. Rezerv yapı alanı sınırlarının değişmesiyle beraber Kanal İstanbul güzergahının da tekrar yapılabilir hale geldiğini gördük biz. 1 Mayıs 2013'te 3. Havalimanı'nın nihai ÇED raporu yayınlandı. Neden Kanal İstanbul için önemli bir tarih bu? Çünkü aynı zamanda birazdan da zannediyorum geleceğiz, daha açık konuşacağız. 3. Havalimanı, Kanal İstanbul ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinin beraber gittiğini görmek açısından da aynı zamanda bu 3 projenin de tarihleri ve hukuksal geçmişlerini de incelemek yararlı. 22 Mayıs 2015'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rezerv yapı alanına yönelik protokoller imzaladı. Rezerv yapı alanına yönelik protokollerin imzalanmasıyla beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu alanlarda yapı yapabilecek ve çeşitli projelere onay verebilecek kurum haline geldi. 28 Ekim 2017'de su havzalarının korunması yönetmeliğine değişiklik yapıldı. Şimdi bu projelerin ya da bu tarihlerin değiştirilen kanunların aslında şöyle bir aciliyeti var. Yani şöyle bir önemi de var. O da şudur ki bu kanunlar Kanal İstanbul nedeniyle Kanal İstanbul yapılabilsin, bu bir hukuki sürece ve kılıfa uydurulabilsin diye değiştirilmesiyle beraber bu kanunlar ülke çapında geçerli olan kanunlar. Yani ne olmuş oldu? Su havzalarının korunması yönetmeliğindeki değişiklik Kanal İstanbul'a yarar sağlamak için, Kanal İstanbul'un yapımına yarar sağlamak için ve hukuki kılıfa uydurmak için yapılmış olsa da bu yönetmelik tüm Türkiye'de geçerli olduğu için artık bu alanlardaki yönetmelik değişiklikleri tüm Türkiye'de geçerli olmaya başladı. Yani biz bunu biliyoruz ki yönetmelikleri incelediğimiz zaman mutlak koruma alanları, kısa koruma alanları, orta dereceli koruma alanları ve uzun mesafeli koruma alanlarının içindeki bazı satırlar, bazı koruma şekilleri ve yapılabilecek mekanlar, yapılabilecek inşaatlar değiştirildi. Bunlar tekrar söylüyorum, Kanal İstanbul için değiştirilmiş olsa bile tüm Türkiye'de değiştirildi. Ve bu da tüm Türkiye'deki aslında sadece İstanbul'daki değil, bu yapı alanlarının ve su havzalarının korunması önündeki çemberlerin kalkması demek. Aynı zamanda Kanal İstanbul'un bize verdiği zararlar daha yapılması aşamasına geçilmeden kılıf uydurulması aşamasına verdiği zararlar sadece İstanbul'a yönelik değil, tüm Türkiye'ye yönelik bir hal aldı. Bu da önemli. 11 Aralık 2017'de Kanal İstanbul ÇED raporu hazırlandı. Bu ÇED raporu önce ilan edildi. Sonrasında ÇED raporundan sonra gelen tepkiler üzerine ÇED raporun geri çekildiği açıklandı. Bu süreçte 11 Aralık 2017'de ÇED raporu açıklandıktan sonra 3 Şubat 2018'de Çevre Mühendisliği Odası Kanal İstanbul Forumu'nu düzenledi. İstanbul şube binamızda düzenlediğimiz forumda çeşitli
paydaşlar yer aldı. Çeşitli platformlardan gelen arkadaşlarımız, dostlarımız, halkımız bize Kanal İstanbul'la ilgili ne düşündüklerini, projeyle ilgili bildiklerini, bilmediklerini ve projeyle ilgili endişelerini anlattılar. Biz de bu endişelere katıldık, aynı zamanda dinledik, aynı zamanda bir forum düzenledik ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Bunun nihayetinde de sonrasında hızlı bir şekilde Çevre Mühendisliği Odası İstanbul Şubesi olarak çalışma grubumuzu kurduk. Bu çalışma grubu da Mayıs 2018 tarihinde Kanal İstanbul'la ilgili raporunu yayınlayarak kamuoyuna sundu. Bu raporda şunu gördük. Kanal İstanbul'la ilgili bizim elimizde chat bilgileri var referans olarak. Ama bunun dışında elimizde herhangi bir şey olmadığını, bu projenin sadece tek elden yönetildiğini ve herhangi bir şekilde herhangi bir bilgi paylaşımına, tartışmaya, kamuoyuyla ilgili bir şey paylaşılmaya açık olmayan bir proje olduğunu gördük. Bununla ilgili de biz öngörülerimizle beraber raporumuzu hazırladık ve yayına verdik. Kronolojik yaklaşım bu şekilde devam etti. Ve projeden de bahsedecek olursak, proje aslında baktığımız zaman yani herkesin bütün o mühendislik bilim dalı dışında da hepimizin görebileceği bir şekilde ve anlatılan bir şekilde de aslında İstanbul'u ikiye bölme projesi. Yani İstanbul'u bir kıtayı, bir karasal parçayı gerçekten de kazarak ikiye bölme projesi. Ve söylendiği gibi de çılgınca duruyor gerçekten. Bu proje olarak sayısal verilerin aslında çok da önemi yok. Çünkü projeyle beraber yapılacak her şey, yani tüm hafriyat çalışmaları ve bunun arkasındaki yapılmak istenen imar çalışmaları hepsiyle beraber baktığımız zaman proje gerçekten de bir kıtayı ikiye bölme projesi, kıtanın ortasına su geçirme projesi. Bununla ilgili yine de şöyle bilgiler verebiliriz. Uzunluğu 45 kilometre olarak öngörülüyor. Genişlik en dar yanı 275 metre olarak öngörülüyor. Derinlik de 20.75 metre olarak öngörülüyor. Bu bilgileri de verebiliriz. Bunun dışında tabii ki bir kara parçasını ikiye bölecekseniz bunun içinde hafriyatlar olacaktır. Ortaya çıkan bir kazı çalışması olacaktır. Projede bunlarla alakalı. Aynı zamanda sadece böyle de değil, projenin kendi içerisinde de birçok tutarsızlıklar bulunmakta. Daha chat aşamasında birçok tutarsızlıklar bulunmakta. Çünkü bir önceki projenin ne olduğundan bahsedersek, bir önceki chat raporunda projenin içinde birçok farklı yapı bulunmasına rağmen bu yapılar bir sonraki chat'te bulunmuyor. Neden kaldırıldığı belirsiz, neden kaldırıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmıyor. Proje içerisinde çeşitli yapılarda zamansal olarak değişmiş durumda. Biz bunlarla ilgili sadece fikir tahmini yapabiliyoruz. Kamuoyuyla, tekrar söylüyorum, herhangi bir bilgi paylaşılmadığı için hiçbir elden ve açıklanan chatler de kendi içerisinde tutarsız ve güvenilmez olduğu için bizim projeyle ilgili bilgimiz, bilimsel öngörülerimiz şeklinde var oluyor. Açıklamanız için teşekkür ederiz. O zaman sözü sorularını sorması için Elif'e veriyorum. Merhaba Raşit. Benim ilk sorum, Kanal İstanbul projesinin etkileri nelerdir? Kanal İstanbul projesinin etkilerine baktığımızda, şimdi ilk önümüze çıkan etkilerden bir tanesi hafriyat. Yani bu mantık olarak da bir, tekrar söylüyorum ve bunun üzerinde duruyorum. Siz bir kara parçasını ikiye bölüyorsunuz. Bununla ilgili de en önemli çıkan etkilerden bir tanesi kazı ve hafriyat durumu. Buradaki kazının içinde şöyle bir durum var. İncelediğimiz, yani Kanal İstanbul'un geçtiği toprak parçaları ve arazi incelendiğinde buradaki araziyi hafriyata uygun hale getirmek ve kazı yapmak için patlatma ile gevşetmek ve kazı taşımak gerekecektir. Yine Profesör Doktor Doğan Kantarcı'nın yaptığı 21 soruda Kanal İstanbul çalışmasına bir referans verecek olursak bununla ilgili kesitlere baktığımızda yani kazılacağı arazideki Dursun Köyü Sazdere Barajı Küçükçekmece Gölü doğrultusunda yükseltisi 10 ila 120 metre arasında olan alçak tepelik yapıdaki kesitlere baktığımızda bu arazide deniz seviyesinde bir
kanal kazmak için önemli miktarda kireç taşından oluşmuş kayaları patlatma ile gevşetmek, kazıp taşımak gerekecek. Bununla peki ne kadar kazı yapılacak sorusuna geldiğimiz zaman sadece kanal su kesti için kara alanında 277 milyon metreküp materyalin kazılacağı hesaplanıyor. Sadece bu da değil, Küçükçekmece Gölü tabanında da 115 milyon metreküp çamurun kazılacağı bildirilmiş. Yan ve alt beton kaplamaları için sonuçta bir kanal yapıyorsanız yine sadece teorik olarak bile olsa yanını ve altını kaplamanız gerekiyor. Ve bu kaplamalar için de yapılacak kazı hacmi ve kanal üstündeki arazi göz önüne alınarak gerçek kazı 2,5 milyar metreküp arasında hesaplanıyor. Bu materyal kazıldığında %40 kadar da hacim artışı olacak. Bunu da hesaba katılırsa toplamda yaklaşık 4.8 ile 6 milyar metreküp bir hafriyatımız, bir kazımız ortaya çıkacak. Peki bu kazının etkileri nelerdir? Ona gelecek olursak şu, mevcut şartlarda baktığımız kazılar İstanbul'un şu anki durumuna göre 50 yıllık hafriyat miktarından daha fazla bir hafriyat öngörüyoruz. Ve bu hafriyatın da İlaçed raporlarına göre 6-7 yılda bunu oluşturup tekrar bu taşımayı yapacaklarını söylüyorlar, öngörülüyor. Hafriyatın taşınması için trafiğe 10 bin hafriyat kamyonunun katılacağını öngörüyoruz. Peki bu ne demek? Şu anki İstanbul'un hali hazırdaki tüm İstanbul'da yapılacak hafriyat hafriyat çalışmalarında kullanılacak kamyon ve kullanılan kamyon sayısından daha fazla bir kamyon bu şekilde tekrar trafiğe dahil edilecek. Şimdi zaten hali hazırda İstanbul ilinde hafriyat ve kentsel dönüşümle beraber bu kazı çalışmalarına dair birçok tartışma yürütülmekte. Bu hafriyat kamyonlarının birçok ölüme sebep olduğunu biliyoruz. İstanbul halkının bundan rahatsız olduğunu ve bu durumu, bu sorunlarını eyleme dönüştürerek yetkililere sunmak için çeşitli çalışmalar ve protestolar yaptığını biliyoruz. Durum bu şekildeyken bunun üzerine bir bu kadar daha hafriyat kamyonu aracının ortaya çıktığını öngörüyoruz chat'ten ve bu projenin kazı ve hafriyat alanını aynı zamanda da kazı ve hafriyat alanındaki durumu da özetliyor. Bunun dışında nasıl özetler var? Küçükçekmece lagünü etkileri var. Lagün ve lagünü besleyen Nakkaşdere, Sazlıdere, Ekşinoz dereleri deniz canlılarının üreme alanı. Aynı zamanda göçmen kuşların dinlenme ve barınma alanları olarak gözüküyor. Milattan sonra 200 yılından beri var olan lagün doğal ve kültürel miras olarak tescillenmiş ve öne çıkıyor. Aynı zamanda tabii lagünle ilgili uluslararası antlaşmaların olduğunda, lagünü korumak için bu antlaşmaların hala var olduğunda hatırlatalım. Tabii sadece bu lagünü kazı çalışmaları değil, kazı çalışmalarından ortaya çıkan tozlar da etkileyecek. Sadece lagünü değil, yaptığımız araştırmalara ve rüzgar yönünden elde ettiğimiz verilerin analizine göre Kanal İstanbul güzergahında yapılacak çalışmaların tozlarının şehrin çoğunluğunun yaşadığı bölgeye ve şehrin üzerine geleceğini öngörmekteyiz. Zaten de hali hazırda İstanbul'daki kentsel dönüşüme bağlı olarak yaşanan solunum problemleriyle ilgili iddialar varken bu durumunda yani ortaya çıkacak hafriyattan çıkan tozların da insanların, İstanbul halkının solunum yollarına çok önemli etkilerin olacağı da bir gerçek. Bunun dışında orman ve tarım alanlarının etkisi var. Çünkü Kanal İstanbul'un geçmesi planlanan güzergahın ki 5 tane güzergah içerisinde en uygun olan güzergah olarak bu seçilmiş. Bu güzergah aynı zamanda İstanbul'un nefesi, ciğeri ve su alanı dediğimiz bölgeden, kuzey ormanlarından ve İstanbul'un kuzey havzalarından geçmekte. Burada yeni şehir projesi kapsamını değerlendiriyoruz biz Kanal İstanbul'u. Yani projeyle tarım alanları ve orman ekosisteminin yapılaşma açacağını ve yok olacağını görüyoruz. Ancak bu Kanal İstanbul projesine özel bir şey değil. İstanbul için belirtilen 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul projeleri toplamda 42.300 hektar alanı kaplıyor. Projenin inşaatıyla, sadece Kanal İstanbul projesinin inşaatıyla 23 milyon metrekare orman alanı, 45 kilometre uzunluğunda ve ortalama 150 metre genişliğinde 136 milyon metrekarelik çok verimli tarım ve orman alanının yok olacağını da görüyoruz. Sadece bu da değil, yine biraz önce bahsettiğimiz gibi bu rota, yani Kanal İstanbul'un çizilen rotası, aynı zamanda 3. Havalimanı tartışmalarında da bunu görmüştük. Kuş göçüne çok büyük etkisi olacak bir rota. İlkbahar ve sonbahar kuş göç rotalarının
üzerinde yer alan bir rotası var Kanal İstanbul'un hesaplanan ve öngörülen rotası diyelim. Proje göçteki kuşların beslenme ve dinlenme alanlarına yapılacak. Küçükçekmece'de günün yaklaşık 358 göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıp Avrupa Kuş Birliği direktörü, Avrupa Birliği Kuş Direktifi ve BirdLife kriterleri açısından önemli kuş alanı olarak öne çıkıyor. Türkiye uluslararası sözleşmeler gereği bu türlerin neslini korumak yükümlüdür. Hangi sözleşmeler dersek Bern ve Floransa sözleşmelerini örnek gösterebiliriz. Projenin yapılması durumunda göçmen kuşların göçte beslenme ve dinlenme alanları üretilmesi. Bununla da bitmedi. Aynı zamanda yine projenin Marmara Denizi ve Karadeniz'e Karadeniz'in 17 bölüm 1000, Marmara Denizi'nde 23 bölüm 1000 olarak ortaya çıkıyor. Oranlarsak Karadeniz Marmara Denizi'nden 60 santim 1 metre civarında yukarıda. Şimdi buna baktığımız zaman bu kanalın yapıldığını varsayarsak kanalın yapılmasıyla beraber Karadeniz'den Marmara Denizi'ne ikinci bir geçiş sağlanacak. Ve bu geçiş yaklaşık 4 veya 5 Sakarya Nehri büyüklüğünde olacak. Karadeniz ve Marmara Denizi'nin tuzluk oranları değişecek. Tiriki Denizi'nin ekosistemi yıkıma uğrayacak. Şimdi şunu söylememiz lazım. Bu ekosistemler, bahsettiğimiz ekosistemler ne kadar tarihi bir yerde yaşadığımızı gözen olsak binlerce, belki 10 binlerce yıllarda oluşan ekosistemler. Bu ekosistemleri bizim yaptığımız, yapmayı planladığımız her türlü büyük ekoproje olarak ekosistemleri tüm özelliklerini alt üst eden durumda. Ve buraya da binlerce, yine 10 binlerce yılda uyum sağlamış ve burada yaşamlarını sürdüren sadece o canlıların yaşamını sürdürmesi açısından da değil, o canlılar da ekosistemin içerisinde bir yere takılıyor. Biz ekosistemleri yaptığımız müdahaleyle aslında tüm bir yaşamı, tüm bir yapıyı geçiriyoruz. Geçtiğimiz yapının içerisinde sadece biz değil, aynı zamanda şey de var, aynı zamanda insanlar da var. Sadece buraya etkisini direkt olarak hisseden canlılar değil, etrafındaki canlılar da var. Bunun dışında karasal ekosistemde de bir tuzlanma yaşanacak. Kanal kısırasında ve etkilerin su akıntısında tuzlu su akiferleri de olacak ve yeraltı suları ile bunların beslediği tatlı su kaynaklarının tuzunu artıracak. Yani aslında rezervlere su, tuzlu su dolu. Sadece bizim bahsettiğimiz bir şey değil. Sadece bizim öngördüğümüz bir sorun değil. Devlet su işlerinin de bununla ilgili Kanal İstanbul'la ilgili raporu var. Burada da devlet su işleri yine bundan dolayı, yani tuzlanma riskinden dolayı bir risk görmüş, bunu belirtmiş raporunda ve şunu söylüyor. Siz ne kadar çalışma yaparsanız yapın, kayaçlardan ve kırık kayaçlardan ve oradaki sızıntılardan dolayı ne kadar bir tuzlu suyun, ne kadar bir rezerv yapıp tuzlanacağını öngöremezsiniz diyor. Bunun dışında diğer itibariyle yani kanalın güzergahı itibariyle dediğimiz gibi İstanbul'un ciğeri ve İstanbul'un sularının geldiği yer. Peki bu sular nasıl etkili? Sadece bu etkin tuzluluk etkisi değil. Aynı zamanda bu kanalın yapılması için çeşitli sistemlerin de iptal edilmesi gerekiyor. Nedir bu sistemler? Bu sistemler İSKİ'nin de ve devlet suçlarının raporlarının belirtildiği gibi 4 tane sistem var. İstanbul'un suyunu getiren. Ömerli, Kağıthane, Sazlıdere, 2 tane büyük çekmece. Kanal ile bunlardan bahsedelim. Kanal ile hangi sistemler iptal olacak? Terkos, Kağıthane ve Terkos 2 telli sistemi iptal olacak. Yani 18 milyon metreküp su. Kanal ile Sazlıdere barajı iptal olacak. 52 milyon metreküp su. Kanal ile Sazlıdere 2 telli sistemi iptal olacak. Bu 5 milyon metreküp su ihtiyacı ve bahsettiğim gibi kanal 3. havalimanı ve 3. köprü sonucu orada artan nüfusla beraber artan nüfusun su ihtiyacı da artacak. Yani biz bu yerlere kanalın geçtiği güzergahlara sadece buradaki suları ve su kaynaklarımızı
Aynı zamanda buraya da yaptığımız yapıların doğal getirisinden dolayı da insanları topluyoruz. Buradaki nüfusu arttırıyoruz ve bir yandan da nüfusu arttırırken de suyumuzu da azaltıyoruz. Bununla beraber Terkos Gölü'nde tuzluluk riski var. Öngörülemez sonuçlarından bir tanesi olduğunu söylemiştik. Terkos Gölü'nde tuzlanırsa 140 milyon metreküp Terkos Gölü'nden 235 milyon metreküp Yıldız Dağları'ndan ve 52 milyon metreküp su Tatlıdere'den geçecek. Toplamda, toplam sayıya bakacak olursak yıllık 427 milyon metreküp su kaybı yaşanacak Kanal İstanbul tutulması için. Peki bunu biz mi söylüyoruz? Hayır, bunu Devlet Su İşleri 2018 raporunda belirtiyor. Devlet Su İşleri 2018 raporunda toplamda yıllık 427 milyon metreküp su kaybı olacağını belirtmiş. Peki İstanbul'un yıllık su kullanımı ne kadar? İstanbul'un yıllık su kullanımı da İSKİ raporlarına göre 1 milyar 50 milyon metreküp. Yani kanal ile İstanbul'un kullanılamaz hale gelecek içme suyu yüzdesi gerçek yüzdedir. Kanal ile İstanbul'un %41'inin sularını çöpe atıyoruz ve bu şekilde de kanalla beraber hem nüfusu arttırırken kanal, 3. köprü ve havalimanı ile beraber, 3. havalimanı ile beraber bu nüfusu arttırırken İstanbul'un da %41'inin suyunu çöpe atmış oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir diğer sorum da kanal projesine ihtiyacımız var mı? Teşekkürler. Çok güzel bir sorudu da. Şimdi bahsettiğimiz etkiler var. Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Yani bu etkiler zaten kendi içerisinde anlattığımızda bile kabul edilemez. Her ne gerekçeli olursa olsun kabul edilemez etkiler iken bir de Kanal İstanbul'un şimdi gerekçelerine bakalım. Neden ihtiyacımız var? Bununla ilgili neler söylenmiş, ÇED raporunda nelerden bahsetmiş. Birinci gerekçe İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması denilmiş. İkinci gerekçe İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğini kaldırmaması, kaldıramaması denilmiş. Bununla ilgili ÇED raporunda izleyebilenler var. Şimdi bir de bunların bilimsel dayanakları var mı? Gerekçeleri neler? Bir de gerekçelerini inceleyelim. Şimdi, ilk gerekçeden bahsettik. İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun güvenliğinin sağlanması. Burada tabii ki bahsedilen ve atıfta bulunan konu kültürel miras. Ancak projeye baktığımızda proje 17 milyon metrekare sit alanını etkiliyor. Batonya Antik Kenti ve dünyadaki ilk yerleşmelerden biri olan Yarımburgaz mağaraları proje altında. Yani baktığımız zaman aslında tarihsel dokuyu korumakla yola çıkan ve gerekçesinin bu olduğunu söyleyen proje tam tersine affedersiniz. Tam tersine İstanbul'un kültürel mirasını yok edecek listeye bulunmuş. Yine güvenlik gerekçesine bakalım. Boğaz'da geçen gemiler arasında patlama riski en tehlikeli gemi türü sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan LNG tanker türü. Şimdi LNG tanker türü tabii ki bir güvenlik riski oluşturuyor ama bunun somutlaştırılmış hali baktığımızda şu demek. LNG patladığında 250 metre yarı çapta yaşam ve mal varlıklarının kaybının en yüksek olduğu alan olduğu göze çarpıyor. Yani 250 metre yarı çapında bu tanker patladığında insanların kaçma ve yaşama ihtimali yok. 250 metre ile 750 metre arasında yani patlama alanının uzaklığınız 250 metre ile 750 metre arasında ise 10 saniye içerisinde kaçmanız gerekiyor. Ve burada şu olduğunu görüyoruz. Yani bu LNG patladığında yaklaşık 1 kilometre çapındaki tüm insanların ve yapıların etkilendiğini görebiliyoruz. Ve bununla da kalmıyor. LNG gaz bulutu bulunduğu alandan, gaz bulutu bulunduğu alandan 3.6 kilometre kadar uzağa taşınabiliyor. Şimdi biz bütün bu tehlikelerin farkındayız. Boğaz'dan geçen tankerlerde bu tehlikelerin olduğunu biliyoruz. Ve buna diyoruz ki alternatif bir kanal açalım. Ve bununla beraber de bu kanalı açtığımız yer, yani bizim bu tehlikeleri görüp ve evet bu boğazın artık kanal geçmesin, tanker geçmesin çünkü çok tehlikeli deyip açtığımız kanal 3. Havalimanı'na, yani sürekli uçakların indiği, uçak ikmallerinin, uçakların
yakıt ikballerinin yapıldığı yere ve iniş kalkış yapacak uçaklar için uçaklara 2 kilometre uzaklıkta. Yani biz bu çok tehlikeli olarak gördüğümüz İstanbul Boğazı'nı etkiler dediğimiz, ki İstanbul Boğazı'nın en dar yeri 700 metre, en geniş yeri 3,5 kilometre dediğimiz yere bu tehlikeli olarak gördüğümüz Boğaz'dan gemileri alıp 3. havalimanı uzaklığı, 3. havalimanına 2 kilometre uzaklıktaki bir kanaldan geçiriyoruz. Ki bu havalimanı yıllık 150 milyon yolcu taşıma kapasitesinde. Aynı zamanda şu da var. Yani burada yakıt ikmalleri yapılıyor. O pistte de yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta biz çok tehlikeli bulduğumuz tankerleri geçiriyoruz. Bunu da gördüğümüz gibi herhangi bir şekilde bilimsel bir dayanağı yok. Peki diğer bir konuya gelelim. Burada da dedik ki gemiler geçiyor ve bununla ilgili sıkıntılar var. İstanbul'a baktığımız zaman en son büyük patlama, yani Boğaz'daki büyük patlama 94 yılında yaşanmış. Yine başbakan, dönemin başbakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bahsettiği 94 yılında yaşanan bu patlamanın rüyalarına girdiğini söyledi ve bununla ilgili de güvenlik bir alanın belediye başkanı olduğundan beri kafasında olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri kafasında olduğunu söyledi. Şimdi buna baktığımız zaman şöyle karşılaşıyoruz. İstanbul Boğazı'nın en dar yeri 700 metre, en geniş yeri 3,5 kilometredir. Buradan bu tankerleri alıp en dar yeri 275 metre olan, yani yaklaşık yarısından bile daha düşük genişliğe sahip ve en geniş yeri de 1 kilometre olan bir kanaldan geçiriyoruz bu gemileri. Uzunluğu 30 kilometre İstanbul Boğazı'nın, bizim gemileri geçirdiğimiz yer uzunluğu 45 kilometre. Daha uzun bir yoldan geçiriyoruz. Ve İstanbul Boğazı'nda etkilenebilecek 3 köprü var üzerinde. Kanal İstanbul'da ise üzerinde 8 tane köprü görüyoruz. Yani şuna baktığımız zaman herhangi bir kaza olması, herhangi bir patlama olması durumunda aslında biz bu tankerleri çok daha büyük risk oluşturan bir yere taşımış oluyoruz. Peki ikinci ÇED raporunda da ikinci gerekçede gelelim. ÇED raporunda bahsedilen ikinci gerekçe de şu. 2070 yılında İstanbul Boğazı'na 86 bin gibi geçileceği öngörmüş. Ve Boğaz'ın bunu kaldırmayacağı söylenmiş. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2007 ve 2019 yılları arasında İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz sayısı %27 azalmış. Bu aslında çok da beklenmedik bir sonuç değil. Çünkü dünyadaki akaryakıt sektörü ve sektörde teknolojileri incelediğimiz zaman aslında akaryakıtın da çok daha hızlı ve güvenli bir yöntem olan borularla taşınma yöntemine doğru evrildiğini ve bu akaryakıtların transferlerinin bu şekilde yapıldığını görüyoruz. Yani bununla beraber gördüğümüz şey şu. Yani ilk iki gerekçede biz şunları gördük. ÇED raporuna bahsedilen ya da projenin halka lanse edilen kısmındaki yöneticilerin bahsettiği gerekçelerin herhangi bir bilimsel dayanağı yok. Bilimsel dayanağı olmamakla beraber biraz önce bahsettiğimiz birçok risklere ve İstanbul'u aslında bitirecek, İstanbul'da son darbeyi vuracak özelliklere sahip bir proje. Bunun dışında ÇED raporunun aslında bir şeyden daha bahsediliyor. Burada para kazanmak, yani kanalın etkileri açısından çok pardon. Kanaldan geçen gemilerin para ödeyeceği ve bu sayede bir para kazanılacağı öngörüsüne varılmış. Burada da Panama Kanalı ve Süveyş Kanalı'ndan bahsedilmiş ve referans gösterilmiş. Yalnız şöyle bir şey var. Panama Kanalı gemilerin yolunu 13 kilometre kısaltıyor. Süveyş Kanalı da gemilerin yolunu 6000 kilometre kısaltıyor ve zaten ikisi de bu yüzden çokça tercih edilen ve bu yüzden de yapımına başlanmış ve bitirilmiş projeler. Kanal İstanbul projesi ise gemilerin yolunu 15 kilometre uzatıyor. Teşekkür ederim.
Elif'in soruları bittiğine göre sözü Onur arkadaşımıza veriyorum sorularını sorması için. Merhaba Raşit. Hoş geldin, teşekkürler. Çok güzel cevaplardı. Yalnız yer yer seste problem oldu sanırım. Eğer izleyen arkadaşlar da bu durumdan dolayı bir sıkıntı yaşarlarsa, anlayamadıkları yerler olurlarsa bize ulaşabilirler. Ben şimdi bir soru yöneltmek istiyorum. Aslında birkaç soru yönelteceğim. İlki, Kanal İstanbul projesinin ekonomik ve hukuki boyutu hakkında neler söyleyebiliriz? Bu konuda bir değerlendirme yapabilir misin? Tabii. Şimdi Kanal İstanbul projesinin yine ekonomik boyutu dediğimiz zaman karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi de ÇED raporlarındaki bu ikilik, yani ÇED raporlarının birbirleriyle uyuşmaması. Çünkü biz baktığımızda son ÇED raporunda bir öncekilerini artık eski ÇED raporu olarak kabul edip nihai onaylanmış ÇED raporuna baktığımızda İstanbul maliyetinin 76 milyar lira olduğunu ÇED raporu öngörmüş. Ancak ÇED raporunu incelediğimizde yine bu iddianın da bilimsel dayanaklılardan uzak olduğunu görebiliyoruz. Çünkü ÇED raporu ekleri incelendiği zaman yapılacak hafriyatlarla, bu çalışmalarla, bu transferlerle, üzerinde yapılacak köklerle ve altyapı çalışmalarıyla beraber çıkacak rakamın 76 milyonun çok daha üzerinde olduğunu şu andan öngörebiliyoruz. Bunun dışında tabii şunu da söylemek lazım. ÇED raporu hazırlanırken İstanbul yapımında kazı çalışmalarında kullanılacak araçların hepsinin nasıl araçlar olması gerektiği ve neredeyse adres teslim bir şekilde tanımlandığını görebiliyoruz. Bununla beraber şunu da sorabiliriz aslında. İstanbul'un incelediğimiz zaman, İstanbul projesini incelediğimiz zaman, gerekçelerine baktığımız zaman ve doğaya, ekolojik yaşama, insan yaşamına yaptığı etkilere baktığımız zaman bu 76 milyar liralık maliyetin, minimum maliyetin diyelim, harcanabileceği veya 76 milyon liralık maliyetin aktarılabileceği, şu an zaten ekonomik durum ve yetkilerin aşamalarından bizim de gördüğümüz kadarıyla ekonominin böyle bir kaynağa sahip olmadığını da öngörebiliyoruz. Ve bulacak bu kaynak başka yerlere aktarılabilir mi diye sormak gerekiyor burada. Çünkü proje gerekçelerine baktığımızda aslında şunu net olarak görebiliyoruz. Bu gereksiz bir proje. Bu proje herhangi bir şekilde bir doğru bir altlığı yok. Bu projenin yapılması için herhangi bir gerekçe yok. Ve gördüğümüz şey zaten projenin kanal açmak veya gerekçelere baktığımız zaman bahsedilen gerekçelerden yani güvenlik ve gemi geçişlerinin İstanbul Boğazı'nı kaldırmamasından ziyade aslında projenin bir imar projesi olduğunu da bu hukuksal altyapıdan da görebiliyoruz. Yani biraz önce bahsettiğimiz, bundan önce de bahsettiğimiz hukukun Kanal İstanbul özelliklerinin uydurulması ve bu kılıfın hazırlanması kısmında gördüğümüz gibi aslında imar planlarının tekrar revize imar planlarının revize edilmesi, rezerv alanlarının yapılaşmaya açılmasıyla beraber Kanal İstanbul projesinin baştan beri bir imar projesi olduğunu söylüyorduk. Bir gayrimenkul projesi olduğunu söylüyorduk. Nitekim son ÇED raporunda Kanal İstanbul'la ilgili en fazla geri getirecek alanlara baktığımızda buradaki gayrimenkul yatırımlarını görüyoruz. Yani ÇED projesini hazırlayanlar, bu projeyi halka sunanlar ve yapılacağını ısrarla tekrarlayanlar da bu projenin İstanbul'un herhangi bir eksiğine, herhangi bir gereksinimine cevap olmaktan ziyade bu proje üzerinden İstanbul'un arazilerini satmak, İstanbul'un arazilerini yapılaşmaya açmak, daha önceden satılamayan ve insanların deprem riskiyle beraber rezerv yapı olarak planlanan yerlere kaçma olasılığı, orada yeniden bir yapılaşma ya da orada yeniden bir çeşitli afetlerden dolayı rezerv olarak belirlenen kısımlarda buraları yapılaşmaya açmak olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili ÇED raporunda tabii ki kabul ettiği gerçeklikler var ve nihayetinde de tüm bu gerekçelerinde öne sürülen tüm gerekçelerinde sadece ve sadece gerekçe olsun diye ve çok zorlama gerekçeleri olduğunu da görebiliyoruz. Ekonomik kısmı da dediğim zaman ekonomi, maliyet,
ve nihayetinde geri dönüşünde aslında bitmiş bir, yapmış bir inşaat, betonlaşma sektörünü tekrar ayağa kaldırmak için bir çalışma dışında başka bir şey olduğunu görebiliriz. Teşekkürler. Devam ediyorum. Bir diğer sorumuz, bu projeyi 3. Havalimanı, 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projeleri ile beraber düşünürsek hangi tahlilleri, hangi tahlillerde bulunabiliriz? Tabii. Bu da çok güzel bir soru. Yani başından beri aslında bu 3 projenin de Kanal İstanbul'u, 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projelerine beraber değerlendirmesi gerektiğini söylüyorduk. Bu projelere baktığımız zaman aslında şöyle bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz. Biz kamuoyu bu 3 projeyi de hiçbir şekilde tartışma olanağı ve olasılığı bulamadı. 2009 çevre düzeni planına baktığımız zaman bu 3 projede bahsedilen, yani İstanbul'un tüm hatlarını değiştirecek, nüfusunu değiştirecek, demografik yapısını değiştirecek, havzasını değiştirecek, orman alanlarını, tarım arazilerini, yani İstanbul'la ilgili şehirleşme anlamında ne kadar parametre varsa hepsini kökten değiştirecek 3 projenin hiçbir şekilde kamuoyu tarafından tartışılmadığını görüyoruz. Ve 2009 çevre düzeni planında da yani İstanbul'un nereye doğru gideceği ve İstanbul'la ilgili ne gibi şeyler yapılacağıyla ilgili stratejik 5 yıllık plan haline gelen planında da bu 3 mega projeyi de görmemekteyiz. Şimdi bu 3 projenin sağladığı, 3 projenin sağladığı demeyelim tabii, 3 projenin neden olduğu kentleşme problemleriyle ilgili de şöyle bir görsel göstermek istiyorum. Evet. Şimdi burada 2001 yılında İstanbul'un yapılaşma durumunu görüyoruz. Kırmızı olan kısımlar kentsel alanı, maviler yüzeysel suları, yeşiller de doğal alanları burada bize tarifliyor. Projedeki olan dikerler arkadaşımız hazırladı. Şimdi 2007 yılında İstanbul'un yapılaşma durumu gördüğümüz gibi yine batıdan doğuya doğru bir yapılaşma var ama yer yer artık kuzeyden güneye doğru yapılaşmalar da görülüyor. 2009 çevre düzeni planında da bu belirtiliyor ve bunun uyarıları yapılıyor. Bununla beraber riskler anlatılıyor. İstanbul'un kuzeyden, güneyden kuzeye yapılaşmasıyla İstanbul'un tarım alanlarının, orman ekosisteminin ve su havzalarının yapılaşmaya açıldığı ve bununla beraber olumsuz etkileneceği de belirtiliyor. Şimdi 2007 yılından sonra 2014 yılına geldiğimizde şöyle bir şey göstereceğim size. 2014 yılında artık 3. köprü dediğimiz ve Marmara Otoyolu olarak birleştirdiğimiz otoyol yapılmış durumda. Şimdi bir öncekiyle karşılaştırma, bir önceki görselle karşılaştırma amacını gösteriyorum. Şimdi tekrar şöyle yapalım. Burada gördüğümüz gibi şurası, yani 3. köprünün ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yollarıyla beraber yapıldığı andan itibaren tam da 2009 çevre düzeni planında uyarılan risklerin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani bu otoyol yapıldığı yere insanları çekmiş, yapıldığı yerde yapılaşma yol açılmış ve sadece yapılaşma, sadece yapım aşamasında değil ki Kuzey Marmara Otoyolu yapılırken kesilen ağaçlara ve ekosisteme verilen zararların haddi hesabı yok. Bunda zaten tüm kamuoyu da bunun farkında. Ancak sadece bu değil. Sadece yapım aşamasındaki doğaya verilen zarar değil. Sonrasında da bu yapıdan dolayı, bu arazilerin değerlenmesinden dolayı, bu spekülatif yaklaşımlardan dolayı birçok yapılaşmanın olduğunu görüyoruz. Bu bahsettiğimiz 2014 yılının yapılaşma durumu. Buraya baktığımız zaman yine güneyden kuzeye doğru yapılaşma artmış. Artık kuzey ormanlarının, yani İstanbul'un kuzeyinin en uç noktalarında da yapılaşmanın başladığını görüyoruz.
Şimdi 2019 yılına geleceğiz ki burada dramatik bir değişim yaşanacak artık, onu da göreceğiz. Şöyle geçiyorum. 2019 yılına. Şimdi biraz önce tekrar açıyorum. 2014 yılında öyle bir durum vardı. Sadece Kuzey Marmara Otoyolu yapılmıştı. Yine de bağlantı yollarında birçok yapılaşma görüyorduk ve kuzeye doğru yapılaşma devam ediyordu. Ancak 2019 yılında çok büyük, çok daha büyük bir yapılaşma süreci yaşandı. Neydi o da? Onu da hemen tekrar çizim üzerinde gösterelim. O da burada görebildiğimiz 3. havalimanı. 3. havalimanı yapıldığı zaman, yani 3. havalimanı yapım aşaması ve hazırlıkları tamamlandığında ve kullanıma açıldığında İstanbul'daki yapılaşmayı çok daha açık bir şekilde görüyoruz. Yani daha önce doğal alan olarak tanımlanan bu alanlar ve aynı zamanda bu alanlar İstanbul'un tarım, orman ve su havzalarıdır. Bu alanlar üzerinde yapılaşmanın nasıl olduğunu, nasıl burada vahşi bir yapılaşma olduğunu da görüyoruz. Tekrar fark göstermek için tekrar şey yapmak istiyorum. Bir önceki yıla dönmek istiyorum. Burada Kuzey Marmara Otoyolu yapılmasına rağmen yine de buralarda yine İstanbul'un kuzeyinde ve İstanbul'un kuzeybatısına doğru gidildiğinde doğal alanların olduğunu görüyoruz. Ancak 2019 yılında burada 3. havalimanıyla beraber birçok yapılaşmanın olduğu da görülüyor. Ve buradaki belki de söylenecek en önemli şeylerden bir tanesi de şu an Kanal İstanbul'la ilgili herhangi bir çalışma başlamadığı halde kentleşmenin durumunun böyle olması. Ve dediğimiz gibi buraya yani öngörüldüğü şekilde yapılmak isteniyor ve öngörüldüğü şekilde de yapılırsa buraya bir de Kanal İstanbul'la beraber gelecek, yani bu hatta Küçükçekmece'den çıkıp İstanbul kuzeyine doğru giden hatta bir de Kanal İstanbul yapı çalışmaları ve arazilerinin yapılaşma için arazilerin eklendiğini düşünebiliriz. Bununla beraber 3 projenin beraber düşünmesinin nedeni de bu. Çünkü bu 3 projede affedersiniz, 3 projede İstanbul'un yapılaşmayı açma projesi, 3 projede bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere planlandı ve kurgulandı ve bu projelerden üçüncüsü Kanal İstanbul'u yapıldığı zaman İstanbul'a son darbe vurulacak ve yönetilemez bir şekilde burada kentleşme ve yapılaşma yapılacak ve İstanbul'un su havzaları kirlenecek, su havzaları geri dönüşü olmayan bir şekilde bitecek, orman alanları geri dönüşü olmayan bir şekilde yok olacak, tarım arazileri geri dönüşü olmayan bir şekilde yok olacaktır diyoruz. Teşekkürler Raşit. Çok dramatik gerçekten değişim. Son bir soru yöneltmek istiyoruz. Bildiğimiz üzere Cumhuriyet Gazetesi'nden kendisinin çevre haberlerinden tanıdığımız Hazal Ocak hakkında bir hapis talebi var. Kanal İstanbul arazisi üzerine yapmış olduğu bir haberden dolayı kendisi yargılanacak. Bu konu hakkında da bir düşüncelerini alabilir miyiz? Tabii yani bu konu geçmişte de benzer örneklerine rastladığımız düşünceye, ifade ve basın özgürlüğüne aynı zamanda da halkın gerçek ve doğru haberler alma hakkına yönelik saldırılar. Özellikle Kanal İstanbul özelinde de bunu çokça gördük. Kanal İstanbul'la ilgili en önemli eksikliklerden bir tanesi de halkın haber alma hakkıydı. Bu konu hiçbir zaman kamuoyuyla tartıştırılmadı ve halka doğru bir şekilde bilgiler aksettirilmedi. Bunu AK Parti iktidarı boyunca benzerlerine sık rastladık. Bu baskılar sonucu yüzlerce gazeteci cezaevinde bulunuyor zaten. Birçok gazeteci de eleştirel haber veya yazı yazdıkları işini kaybetti. İnfaz yasasından bile ayrımcılığa maruz bırakıldı. Ve yine de bu gazeteciler Türkiye'de çok zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Kanal İstanbul projesi ÇED raporu incelendiğinde finansal kaynaklar bölümünde projenin finansal fizibilite çalışmasına konu olan gelir ve gider kalemleri sıralanıyor. Bu kalemlere baktığımız zaman bu zaten halka açık olarak eleştiriye de açık olarak aslında itirazları da açık olarak yayınlanan bir ÇED raporu ve bir ulaştırma ve güvenlik projesi olarak topluma lanse edilen Kanal İstanbul projesinin birinci gelir kalemi olarak ulaştırma ve bağlantılı kanal kullanım, kiralama ve işletme gelirleri bekleniyor aslında. Hayır, ama biraz önce bahsettiğimiz gibi birinci sırada gayrimenkul gelirleri yer alıyor.
Tam da bu nedenle 2011 yılından beri bölgede arazi kiralamaları var, tapu değişimleri var, kanal güzergahlarındaki inşaat projeleri ve son dönemde gündeme gelen arazi satın alımları ile ilgili çıkan tüm haberler projenin gerçek amacını deşifre ediyor. Azal Ocak da yine bu deşifre işlemini gerçekleştiren ve halka doğru haber alma hakkını haber alma hakkını savunan ve bununla ilgili çalışmalar yapan bir gazeteci arkadaşımız ve tam da bu nedenle de iktidarı en çok rahatsız eden haberlerden bir tanesini imza attı. Bununla beraber Çevre Mühendisliği İstanbul Şubesi olarak da bu yaşamsal bir yıkım ve rant projesiyle ilgili doğruları yazdığı için yargılanan Azal Hoca'nın yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Ve tüm kamuoyunda haber alma hakkımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz aynı zamanda. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan yoksa o zaman kaydı burada bitiriyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Çok güzel şeylere değindiniz. Bakalım. Çok teşekkürler arkadaşlar. Elinize sağlık tekrar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.